Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çiçeklerinizin, sebzelerinizin olgunlaşmasını ve bol bol çiçek açmasını istiyor. Tırtıl, bit gibi zararları da uzaklaştırarak aynı doğal ürünü hem gübre hem de böcek ilacı olarak kullanabileceğiniz, cebinizden bir kuruş çıkmadan kolayca hazırlanan doğal bir üründen bahsedeceğim. Atalarımızın yıllardır kullandığı bu ürün nedir? Doğru uygulama nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Organik tarım yapan atalarımız yıllardır kimyasal kullanmadan, doğadaki ısırgan otundan faydalanarak sağlıklı ve doğal ürünler üretmişlerdir. Isırgan otunu toplayıp saklayabilir, daha sonra gübre ve böcek ilacı olarak kullanabilirsiniz. Peki ısırgan otu neden bu kadar faydalıdır? Isırgan otunun içeriğinde azot, fosfor ve potasyum bulunmaktadır. Ama en çok azot bakımından zengindir. Azot ne işe yarar? Bitkilerin gübreler arasında en fazla azotlu gübrelere ihtiyacı vardır. Biz bu gübreyi hazırlamak için 10 litrelik bir pet şişe kullanacağız. Isırgan otunu taze olarak kullanabileceğiniz gibi kurutulmuş olarak da kullanabilirsiniz. 10 litrelik pet şişenin içerisine yaklaşık 1 kilo kadar ısırgan otunu doldurun. Isırgan otunu şişeye doldurduktan sonra pet şişenin tamamına kadar su doldurun. Hava durumuna bağlı olarak 1 ila 2 hafta güneş olmayan karanlık bir yerde bekletin. Günde bir kez iyice karıştırın. Karanlık bir ortamınız yok ise bu şekilde üstünü örtebilirsiniz. Karıştırdığınızda köpürdüğünü göreceksiniz. Bu iyi işarettir. İşiniz bittiğinde güneşten korumak için tekrar örtün. Isırgan bulamacımız bir hafta 10 gün sonra köpürmeyi bıraktığında ve çok kötü kokmaya başladığında ısırgan bulamacı hem gübre hem de böcek kovucu olarak hazır demektir. Bulamacı mutlaka bir tülbentten geçirin. İçerisinde tohumlar olabilir. Bitkilerimizin diplerinde ısırgan otu yetişsin istemeyiz. Direkt toprağa uygulayacağımız gibi sprey şişesi ile yapraklara da uygulayacağımızdan sprey şişesinin ağzının tıkanmasını da önlemiş oluruz. İlkbaharda toplanırsa bu sıkıntı önlenmiş olur. Çiçek açmayan ısırgan otu en fazla besin maddesi içerendir. Kesinlikle sulandırmadan kullanmayın. Elinizde azot bakımından çok güçlü yani yakıcı bir gübre bulunmaktadır. 1 bardak ısırgan otu gübresine 10 bardak su ekliyoruz. Bu orandaki gübreyi bitkilerin kök kısmına uygulamak için yapıyoruz. Seyrettiğiniz gübreyi bir pet şişede serin ve gölge bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Az önce ilettiğim gibi gübre hazırlamak için ısırganların ilkbaharda toplanılması daha uygundur. Diğer zamanlarda toplanan ısırgan otlarında besin maddesi yok demiyorum. Çiçek açmış olanlarda da besin maddesi yüksektir. Çiçek açmamış ısırgan otu kadar etkili olmasını istiyorsanız, çiçek açmış olan ısırgan otlarından 100-200 gram daha fazla toplayın. Bu karışımı 15 günde bir çimlendirdiğiniz fidelerden çiçek açmış ve açacak hatta meyve vermeye başlamış tüm bitkilerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çiçek açmasını destekleyen bu azot gübresini kullanmaya başladığınızda çok kısa sürede değişikliği siz de fark edeceksiniz. Özellikle saksıda üretim yapıyorsanız saksı içerisindeki mineraller sulama ile kısa sürede azalır ve bu oranla üretim de azalır. Burada olduğu gibi saksı toprağını düzenli beslerseniz küçük bir saksıda 3-4 fide yetiştirebilirsiniz. Önemli olan saksının çok büyük olması değildir. Toprak içerisindeki minerallerin bitkinizi besleyecek yeterlilikte olmasıdır. Bunlar da pet şişede yetiştirdiğim salatalıklar. Balkonda pet şişede salatalık yetiştirme ile ilgili videoma yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Balkonda yeriniz yok ise bu şekilde bir sistem çok işe yarıyor. Bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Şimdi gelelim aynı bulamacı tırtıl, yaprak biti, unlu bit gibi zararlılar için kullanmaya. Bu arada kanalıma halen abone değilseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Gübreyi yapraktan uygulamak ve böcekleri kovmak için sprey şişesine 1 bardak ısırgan gübresi koyun. Bu sefer ilacı seyreltirken 1 bardak ısırgan otuna 5 bardak su ekliyoruz.
Yapraktan uygulamada daha yoğun olmalı ve yoğun olduğu için de özellikle kokusu sayesinde kemirgenleri uzaklaştıracaktır. Karışımımız hazır olduğuna göre yapraktan uygulama yapabiliriz. Peki yapraktan uygulama yaparken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Çiçeklerin üstüne hariç yapraklarına ve gövdesine uygulayın. Tüm bitki ve çiçeklere uygulayabilirsiniz. Sıvının çiçeklerin taç yapraklarına ve polenlerine gelmemesine dikkat edin. Meyveler oluşmuş ise meyvenin üstüne de uygulayabilirsiniz. Meyvenin üzerindeki kemirgenleri uzaklaştırır. Kan emici ve ısıran tüm böceklerde, yaprak bitlerinde, kırmızı örümceklerde ve küçük kelebek larvaları için kullanabileceğiniz doğal yollarla ve masrafsız hazırlanan bir böcek ilacı hazırladık. Hem böcek ilacı hem de gübre olan bu karışım, yaprakların hücre duvarlarını kuvvetlendirdiğinden önleyici ilaç olarak mantar hastalıkları için de kullanılmaktadır. Orkideler başta olmak üzere çiçeklerini açmış olan bitkilerinizin ihtiyacı olan bu fosfor gübresini gönül rahatlığıyla 15 günde bir yapraktan da uygulayabilirsiniz. Hatta orkidelerinizin hava köklerine de püskürtün. Çiçeklerini açmış ve daha çok açmasını istediğiniz salatalık, domates, biber gibi sebzelerinize de uygulayın. Burada saksıda yetiştirdiğim bir böğürtlen bulunmakta. Düzenli fosfor, potasyum ve kalsiyum uygulaması ile çiçeklerini açtı. Hatta meyveye dönüşmeye başladı bile. Unutmayın, saksıda düzenli mineral desteği ile yetiştiremeyeceğiniz ürün yoktur. Daha önceki videolarımda saksıda karpuz bile yetiştirmiştim. Bu videoyu yukarıdan ve açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Çiçek açmayan bitkilerinizin bile azota ihtiyacı vardır. Onlara da uygulayın. Hazırlayacağınız bu ilacı ağzı kapalı bidonda gölgede olmak koşuluyla yaz sonuna kadar saklayabilir ve kullanabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.